sonu yok her servetlin sahibi. Seni bilmek ne güzel ya Paris. Sen varsın her yerde, sen varsın her şeyde, yerde, gökte, kalbimizde. Senin kulun olmak, sana ait olmak. Rusya, Bahtı Kara Rusların karanlık ülkesi. Bu ülkede yaşayan insanların inançları asırlardır sömürülmüş bu ülkede. Bundan 1000 yıl öncesine kadar paganizm, yani putperestlikle yönetilmiş. Dokuz yüzyıl kadar da putperestliğin çağdaş versiyonu, Hristiyanlığın sapkınlığında komaya sokulmuş saf beyinler bu ülkede. Son yüzyılda komünizm putunun etkisiyle düşünme kabiliyetinin son hücrelere kadar katledildiği bir ülke ve insanları. Rusya. Bir dönem yalnızca Müslümanların değil, farklı inançlara sahip insanların da türlü zulümlere maruz kaldığı coğrafya. Komünizmin geçmişte uyguladığı baskının izleri hala hissedilse de yeşeren umutlar her geçen gün karşımıza yeni çiçekler çıkarıyor. Allah'ın rahmetine mazhar olan Kerim yüzümüzü güldürüyor, bir kardeş sıcaklığıyla karşımıza çıkıyor, Moskova'nın buz tutmuş sokaklarında. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Karim and I am a Russian Muslim. Esselamu aleyküm. İsmim Kerim Ladinam. Rus bir Müslümanım ve 25 yaşındayım. Rusya'nın Moskova bölgesinde doğdum. Dubne şehrinde Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. 2006'da İslam dinini kabul ettim. Ben Müslüman olduktan birkaç yıl sonra annem de Müslüman oldu. Bu yılın başında annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben Hristiyan bir ailede büyüdüm ve tam bir Hristiyan olarak yetiştirildim. Rusya'daki diğer Hristiyan aileler gibi benim ailem de kiliseye gidiyordu. Fakat 13 yaşına gelince hayal kırıklığına uğramıştım ve hemen Hristiyanlığı reddettim. Hristiyanlık bana çok yabancı bir din gibi geliyordu artık. Onu 1000 sene önce zorla toprağımıza getirilmiş, yayılmış bir din olarak görüyordum.
O zamanlar putperestler gibi oldum. 16-17 yaşlarına geldiğim zaman Rus Milliyetçilik Hareketi'ne katıldım. Bu artık benim dünyaya bakış açımdı. O günden sonra dinler hakkında düşünmeye ve araştırmalar yapmaya başladım. Dinler ile ilgili araştırmalar yapmaya başlar başlamaz Hristiyanlığı reddettim. Putperestlik ilgimi çekti. Çünkü putperestlik bu ülkenin ideolojisinin bir parçasıydı. Putperestlik kendi milletine tapmak ve övmekten başka hiçbir şey değildir. Atalarınızı yüceltiyorsunuz, bu kadar. Çünkü burada ilahlara atalar denir. O zamanlar ilgimi çeken iki din vardı. İslam ve paganizm, yani putperestlik. İslam ve paganizm hakkında kitaplar okuyordum. Bu esnada kesin bir tercih yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü iki farklı ideolojiyi birden kabul edemezdim. Yaklaşık 3 yıl farklı araştırmalar yaptım. Rus putperestler ve İslam hakkında kitaplar okudum. Hakikati ve doğru yolu bularak 2006 yılının Şubat ayında kelime-i şehadet getirdim. Ve böylece Müslüman oldum elhamdülillah. Kerim, hak yolunda türlü sınavlara tabi tutulmuştu. Farkında olmasa da her bir sınav onu ulaşmak istediği hakikate bir adım daha yaklaştırıyordu. Çevrenin etkisi, Kerim'in Hristiyanlıkla tanışmasına neden olmuştu. Fakat ters giden bir şeyler vardı. Kerim'in aradığı bu değildi. Ve böylelikle karşısına geçmesi gereken bir sınav daha çıkmıştı. Ben anladım ki kilisede öğretilenler doğru değil. Rusya'daki Hristiyan vaiz veya rahipler insanlara öğrettikleri hiçbir şeyi kendi hayatlarında uygulamıyorlar. Rus Ortodoks Kilisesi çok bozuk. Konuşmalarında cennetten, güzel davranışlardan bahsediyorlar ama anlattıklarını kendileri bile uygulamıyorlar. Rus rahipler bir dönem büyük suçlar işlemekle sürekli gündeme gelir oldular. Mesela basit bir örnek vereyim. Kilisede millete vaaz verirken hep kardeşlik hakkında konuşurlar. İnsanlar her zaman para için çalışmamalı ve her şey ilah için yapılmalı derler. Ama kendilerine baktığınızda her şeyi para için yaptıklarını görürsünüz. Her dua için belli bir fiyat vardır. Bunlardan da anlaşılıyor ki dini insanlardan para almak için kullanıyor ve İsa'nın öğrettiği hiçbir şeyi yapmıyorlar. Kilisede doğruluğa ve hakikate dair hiçbir şey olmadığını anlayınca Hristiyanlığı reddettim. Yalnızca bazı insanlar karşılarına çıkan yanlışların farkına varabilir. Ve işte Kerim de onlardan biriydi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.
doğru bir yola girmişti ve bu yolda Allah her daim onun yardımcısıydı çünkü. Karşısına çıkan her şey hakikati görmesine vesile oluyor, onu aradığı şeye bir adım daha yaklaştırıyordu. Sizin de bildiğiniz gibi Sovyetler döneminde Afganistan ve Rusya arasında savaş olmuştu. İşte ben İslam'ı o dönemde tanıdım. Bu savaşlarda Müslümanların gösterdiği cesareti çok beğendim. O zamanlar milliyetçi olduğum için milletimize sahip çıkmak ve yükseltmek için bir inanç arıyordum. Yani dini, kendi milletimi savunmak ve yükseltmek için bir araç olarak kullanabileceğimi düşünüyordum. Bu esnada İslam'ın paganizmden daha üstün olduğunu öğrendim. Paganizmde bir şey yok, sadece duygu var. Bu açıdan biraz Hristiyanlığa benziyor. Çünkü onlarda kurallar yok, açık ve anlaşılır bir inanca sahip değiller. Herkes bir şey uydurup ecdadımızın sözü olduğunu iddia edebiliyor. Putperestler fazla olduğu kadar putperestlik çeşitleri de var. Ama İslam'da hukuk kuralları ve çok açık bir inanç sistemi var. Dünyaya net bir bakış açımız var. Yani İslam'da uzun zamandır aradığım şeyleri bulmuştum. Bu durumdan dolayı 2006 yılının Şubat ayında kelime-i şehadet getirdim ama tamamen Müslüman olmadım. Sonra İslam hakkında daha ciddi araştırmalar yapmaya başladım. Anladım ki bu dünya belli bir plana göre yaratılmış. İnsanın, varlıkların, her şeyin başlangıcı ve sonu var. Kendi milletime tapmamın anlamsız olduğunu da anladım. Çünkü bir gün yerde ve göklerde bulunan her şey yok olup gidecek. Bu bilimsel olarak ispat edilmiştir. Milyonlarca yıl sürse de bir gün gerçekleşecek. Putperestlerin inandıkları, öldükten sonra çocuklarından veya torunlarından tekrar dünyaya gelmek çok saçma bir düşünce. Çünkü insanlık ve yeryüzünde bulunan her şey sona erecektir. Gerçek budur. Dünya dediğimiz olgu bir insanın tanrısı veya ilahı olmamalıdır. Bundan dolayı anladım ki tam anlamıyla kulluk edilmeyi hak eden bu yeryüzünün yegane yaratıcısıdır. O da Allah'tır. İşte ben bunları öğrendikten sonra tam anlamıyla Müslüman oldum. Tatlı bir heyecan sarıp sarmalamıştı Kerim'i. Sanki zihnindeki her soru tek tek cevap buluyor, ruhundaki boşluklar birer birer doluyordu. Fakat bunlarla yetinemezdi. Bir değişim yaşıyordu ve hak yolunda ilerleyebilmek için yapmak istediği daha çok şey vardı. Benim oturduğum şehir yaklaşık 60 bin kişilik küçük bir şehirdir. Bu yüzden hiç Müslüman tanımıyordum. Yani Müslüman olmadan önce hiçbir Müslümanla görüşmedim.
İslam dinini kitap okuyarak ve Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek öğrendim. Kur'an'ın tercümesini okudum. Peygamberimizin hadis kitaplarını İbni İshak'ın yazdığı Siyer kitabını okudum. Kendi kendime kelime-i şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Banyo yaptım. Gereken işlemleri tamamlamaya çalıştım. Sonra Müslüman arkadaşları bulmak için Atan Camisi'ne gittim. Bir süre sonra 2007'de Rus Community Fresian Muslim Moving Time derneğine katıldım. Burada sürekli sohbetler oluyordu. Derslerle beraber çay içiyorduk. Bunu benim Müslüman olarak büyüme ve gelişme dönemimin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Kerim köklü bir değişim geçiriyordu. Ve bu değişimin hayatının sonuna kadar devam edeceğini de biliyordu. Süreçte ona kılavuzluk eden şey ise Allah lafzı, yani Kur'an-ı Kerim olmuştu. Allah, gerçeği inkar etmekte ısrarcı olanların kalplerini nasıl mühürlerse, hakikate ulaşmak için çaba sarf edenlerin akıllarındaki şüpheleri de bir bir kaldırır. İşte Kerim de bu sayede Kur'an'ın ilahi gücünü İlk okuduğunda hissetmiş. Bu durum onun imanını bir kat daha kuvvetlendirmiş elbette. Ben Kur'an'ın tercümesini okurken her zaman hoş duygular hissediyorum. İnsanlar birbirlerine nasıl muamele ederse aynı şekilde Allah da onlara o şekilde muamele eder. Rabbimiz bir şey buyurduğu zaman ya da bir emir verdiği zaman bunun ondan geldiğini anlarsınız. Bir müjde ya da bir ikazda bulunduğu zaman da yine onun tarafından geldiğini hissedebiliyorsunuz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğrendiğim zaman onun yalancı olmadığını anladım. Bundan emin oldum. Gerçekten peygamber olup olmadığını anlamamsa biraz daha zaman aldı. Herkesin peygambere, onun sünnetlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar ya ona teslim olup Müslüman olacak ya da onu inkar edip kafir olacaktır. Bizim peygamberimizi inkar etmek, inkar eden insanın yaratılış sınırlarının dışındadır aslında. Çünkü inkar edenler genelde öyle bir insanın dünyada bulunması mümkün değil, böyle bir şey olması imkansız diyorlar. Bu kendi doğuşundan kaynaklanan bir şey. Onlar böyle mükemmel bir adamın, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran bu adamın varlığını idrak edemiyorlar.